Ve sevgili balık burcu. Sevgili balıklar, özellikle gökyüzünde bir takım üçgen açılar, tekare açılar var. Bu tekare açıların apexleri tamamen sizi işaret ediyor. Çünkü artık son derecelerinde sizin burcunuzun bir Jüpiter var. Konular artık devasa hale geldi. Kendinize göre bir kargaşa içinde olabilirsiniz. Hedefleriniz var, stratejileriniz var, ateşlenmiş. Yani artık roket gibi ilerliyor durumda olabilirsiniz. Bir terfi söz konusu olabilir. Rekabete dayalı bir işte rekabetin bir tarafı olabilirsiniz. Ödülünüz var bu konuda. Statünüz de ilerleyecek. Rakip olacak olan insanlar da önünüzden çekiliyor. Hiç yükselme fırsatınız yokken bile terfiyi bekleyin diyorum. Özellikle bir koşturmaca, bir kargaşanın içindeyseniz çok güzel sonuçlar alacaksınız. Ben epeydir bunu düşünüyordum. Eylül'den de önce düşünüyordum. Yaz aylarında planlıyordum dediğiniz işler çok hızlı ilerliyor ve o işlerin para kazanma ihtimali var. Ama dün fikrim değişti. Ben artık o işi değil bu işi yapıyorum. Öyle bir gündem yok. Maalesef Mars'ın retrosu ikizlerdeki sizin öyle işle alakalı çok böyle şıpsevdiliği sevdiliği pek maruz bırakmıyor. Ne yöne gittiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Para konusunda özellikle iyi senaryo şu ki epeydir değerlenmesini beklediğim bir konu var diyorsanız o işte değerlenecek güzel. Ama epeydir düşünmüyorum. Daha ben Eylül'ün içinde, Ekim'in içinde gittim de altına gümüşe yatırım yaptım. Ethereum aldım, Solana sattım diyorsanız bunlar çok nasıl diyelim sizi bloke edecek. Yani para kaybedebilirsiniz yakın vakitte Mars'ın retrosunda yaptığınız yatırımlarla. Sizi bloke eden konular biraz daha azalıyor, önünüz açılıyor. Ama istikrarlıysanız ve epeydir bu konulara odaklıysanız ve aşk hayatınızla alakalı yeni insanlarla çok naif konuşmalar yapabilirsiniz. Ama o konuşma şeklinde kalsın, flörte bile dönmesin. Sebebi şu, bu dönem flört başlatacak olursanız bu kişiyi tam 12 ay seneye Kasım ayına kadar 28 Kasım tutulmasına, ay tutulmasına kadar bekletmeniz veya oyalamanız veya flörtte kalmanız gerekiyor. 12 ay incelemeniz, izlemeniz, şans vermeniz gerekiyor. Diğer türlü ben çoktandır tanıyorum, aşkım, sevgilim bu benim diyorsanız o kişiyle her türlü plan yapabilirsiniz. Nikah yapmayın Mars retrosunda yeter. Onun dışında çocuk planlayın, hayal kurun, eşya satın alın veya ev kurun hiç fark etmez. Böyle kendi geleceğinizi planlama ve yatırım yapma günlerindesiniz. Baş boyun bölgesi enfeksiyonlarına dikkat edelim. Bademciklere, akciğerlere dikkat edelim. Mars retrosunun ikizlerde olduğunu unutmayalım. Çin'in de bir kısmının kapandığını, onlarda her ne pişiyorsa bize doğru geleceğini unutmayalım. Ticaret yaptığımız bir ülke. Dolayısıyla basit yöntemlerle bağışıklığımızı kuvvetlendirerek ya da maskeyle bu hafta ve Aralık'ın bu ikinci haftası 12 Aralık'a kadar en azından koruyalım kendimizi. 12 Ocak'tan sonra virüslerin nasıl patladığını görürüz sevgili balıklar. Görüşmek üzere. Umarım çok keyifli bir hafta olur. Astroloji danışmanlığı ve gelecek öngörüleriniz için bana her zaman ulaşabilirsiniz. 2023-2024 gelecek öngörülerinizi merak ediyorsanız kendi natal haritanızın ilerletilmiş gezegen konfigürasyonlarına göre sizlere yorum yapıyoruz. Zoom üzerinden, Skype üzerinden ya da WhatsApp görüntülü arama veya sesli arama şekliyle sizlere hizmet veriyoruz. Dileyenlere rapor hazırlıyoruz vesaire. Dolayısıyla bana her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.